Kerim Çağlar. Bugün dersimizde size basit listeyi anlatacağım. Listeyi neydi? Listeyi aynı türden olan nesneleri sıralamak için kullandığımız bir yapı. Örneğin ülkelerin listesi, şehirlerin listesi, işte telefon rehberinizdeki listede aslında bir listeyi. Öncelikle basit bir listeyi'den bahsedeceğim. Sonra da custom, özelleştirilmiş bir listeyi için ne yapmamız gerekiyor ondan bakacağız. MT Activity'yi oluşturacağım. Bu arada hastayım, sesim için şimdiden özür diliyorum. Buraya list view diyerek oluşturuyorum. Şu example kısmına siz yine istediğiniz ismi verebilirsiniz. Finish diyerek başlıyorum. Şimdi projemiz boyut olurken tasarım ekranımızda bizim bir list view'umuz olacak. Standart olarak gelen bir text view var, onu kaldıracağım. O text view yerine bir list view koyacağım. Şuradaki text view'ü siliyorum. Bunun yerine bir list view koyacağım. List view'ü burada göremiyorsanız şuradan aratacaksınız. List view diye şurada gördüğünüz gibi list view gelmiş olacak. Sürdürüp bıraktığım zaman şurada item 1, item 2 diye şeklinde bir liste geldiğini görüyorsunuz. Şunun ID'sini ben LV diyerek list view'ün ID'sini belirtmiş bulundum. List view ya da text view ne tanımlıyorsak, burada nasıl gelip tanımlıyorsak list view için de aynısı. List view diyerek bir list view nesnesi tanımlıyor. Onu da şurada tasarımdaki ekranda k ile eşitlemek için ne yapmamız gerekiyordu? Verdiğimiz ID'ye göre onu çağırmamız lazımdı. Find view by ID diyerek r.id.lv. Evet, böylece list view'umuzu ne yapmış olduk? Çağırmış olduk. Bu list view'u biz eğer tasarımdaki, bakın şurada tasarımda bir list view nesnesi var. Bir de Java'da, bizim şimdi Java dosyasında bir tane array'imiz olacak. Bu array'imiz string türünde nesneler olsun içinde. Örneğin içinde ben istiyorum ki yemekler olsun. O yüzden ismine de yemekler diyelim. Şurada bir nokta virgül koyalım. Mesela ya da kahvaltılık şeyler olabilir. Peynir, zeytin, reçel, son olarak bir de bal yazalım. Bu yemekler nesnesindeki şu dördünü ben gelip şu tasarıma bağlamak istiyorsam arada kullandığımız adapter dediğimiz bir nesne var. Bu adapter nesnesini telefonun şarj aletine de benzetebiliyorlar. Güzel bir örnek bence de. Telefonunuzun şarj kablosunun ucundaki o 220 volta taktığımız adaptör kısmı aslında o 220 voltu sizin telefonunuzun algılayabileceği şekilde onu şarja çeviriyor ve telefonunuzda o şarjı biz görebiliriz. Yani elektriği ona göre çeviriyor. Bu adaptör nesnesi de şuradaki listedeki elemanları buradaki tasarıma giydirmek için kullandığımız bir ara eleman. Bunun için biz list adapter diye tanımlayacağız. Adapterimizin ismi mesela my adapter olabilir. Bu my adapter tanımlarken de new array adapter. Biz bir array kullanıyoruz. O yüzden new array adapter diyorum. Şuranın içine this, yani bulunduğumuz sınıfı temsil ediyorum. Sonra Android, nokta Android yazamadım. Android nokta R nokta layout. Bitmedi tabi burada. Layout nokta deyip simple list item 1'i tanımlıyorum. Bu default olarak tanımlamış olduğumuz, yani Android'imize default olarak vermiş olduğu bir şey. Bu arada şurası biraz karışmış, pardon, şunu biraz geri alalım. Evet, şimdi bir daha tanımlıyorum. This, evet, android.r.layout.simplelistitem1. Biz eğer kendimiz custom olarak bir şey tanımlamış olsaydık, burası simplelistitem1 olmayacaktı. Onu da bir sonraki derste göreceğiz. Bir sonraki derste daha net anlaşılır orası. Ve son olarak üçüncü parametremiz ise hangi veriyi basmak istiyorsak adapter aracılığıyla onu yazıyoruz. Biz yemeklerde bir şey tanımladık. O yüzden yemekleri buraya tanımlamış olduk. Peki adapter'ı bakın kullanmadık. Hala koyu renkte değil. Hala kullanmadığınızı gösteriyor. Böyle bir
bir nesneyi nasıl kullanacağız? ListView'a onu bağlamamız lazım. ListView.setAdapter diyerek yukarıdaki MyAdapter'ı çağırırsak artık o adapter'ı da kullanmış olacağız. Şimdi çalıştıralım. Evet. Benim diğer videolarımı izlediyseniz başka cihazlar olduğunu hatırlayacaksınızdır. Bu başka bir bilgisayar olduğu için başka cihazlar var. Şu an farklı bir bilgisayarda çalışıyorum anlayacağınız. Evet, çalışmasını bekliyorum. Bu cihazı daha önce kullanmamıştım. Çalışıp çalışmadığından da açıkçası çok emin değilim. Şimdiye kadar gelmesi lazım. Bunu kapatıyorum o yüzden. Diğer cihazlardan One ya da S'i denemiştim diye hatırlıyorum. S'i kullanacağım. Evet. Gördüğünüz gibi peynir, zeytin, reçel, bal burada nesnelerimiz geldi. Bu nesnelere tıklanınca da bir işlem yapılabilir. Bunu da bir sonraki derste bırakacağım. Main activity'nin şu tasarımında bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Test'e gelin. Bakın şuradaki width ve height'ı değer olarak değil de match parent'a verebilirdiniz. Bu match parent şey yapar, yani genişlik ve yüksek olarak ekranın tamamını kullanmaya çalışır. Yine aynı görüntüyü sağlardınız. Umarım ListView basit bir şekilde anlaşılmıştır. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.